Turizm alanında örgütlü sivil toplum örgütleri yaşadıkları sorunlar yanında Nitovikla Otel'e icra kararı çıkması sonrası otelin işletmecisi olan Zekai Altan'a destek vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Kooperatifin başkanı olmalıydı ama üzücü bir olay olmuştur. Burada bulunmuyor. Onun yerine ben özetle ekoturizmin içinde bulunduğu çıkmazı anlatmaya çalışacağım. Kısaca yanlış bir yöntemle verilen krediler, yanlış bir yöntemle yapılan ipotekler, yanlış bir yöntemle verilen sözlerin yerinde tutulmaması, dünyada tartışmasız kabul edilen en sürdürülebilir turizm modeli batırılmıştır diyebilirim. 2006'da attığımız ilk imzalardan bugüne, inanın bana, Lefkoşa evimizden daha yakın oldu. Gidip gelmeden, sorunları çekmeden, bugün gene gezerken burasını arayalım diye aklımıza bir İsmail Usta'yla bir şey geldi. Londra sokakları diye bir şarkı vardı. Biz gerçekten Lefkoşa sokakları diye gezerdik sokaklarda. O günden bugünedir gidip gelmekten bakanlıklara, TC yardım heyetine bizi bu duruma soktular. Bir şekilde yardımcı olsunlar. Ne bize verilen sözler tutuldu, ne hiçbir şey. Bu tekrarlanabilir dedi. Tekrarlanabilir dediği Zekai Altan'ın kendisini ve tesisini yakması olayıdır. Bu önemli bir olaydır. Burada Zekai Altan ne bunalımdadır, ne delirdiği, ne psikolojik bir rahatsızlığı vardır. Zekai Altan'ın kararlılığı vardır ve çaresizliği vardır ve bu çaresizlik içerisinde yapmaya karar verdiği bir olay vardır. Zekai Altan bunu 10 gün öncesinden söyledi. Ve biz avukatla da görüştük, yetkililerle de görüştük, bakanlıkla da görüştük, başbakanlıkla da görüştük, avukatla da ve Zekai Altan'ın tesisine gittik. Kendisine de moral vermeye çalıştık ama kendisi kararlıydı. Bidonlarını da önceden otelin içerisine yığdı ve gelirlerse yakacağım dedi. Biz o kadar ona bunu caydırmak için uğraştık ama kararlılığını değiştiremedik. Takdir edilecek bir risk alarak böyle bir hareket yapmıştır Zekai Bey. Onu buradan takdirle karşılıyorum. Gerçekten Kıbrıs'ın esnafının, turizmcisinin, restorancısının hepsinin içler acısında olduğunun göstergesiydi esasında tablo. Çünkü maalesef hükümetlerimiz ve devletimiz biz özel girişimcileri hep sadece sırtımızı sıvazlayarak orta yerde bırakmaktan başka bir şey yapmadılar bugüne kadar. Yapmıyorlar da. Ülkemizde eko ve agroturizmin öneminin ne kadar önemli olduğunun planlanması gerekirken öyle bir olayın yaşanması gerçekten çok üzücüdür. Burada arkadaşlarımız kendilerince yaşadıklarını bizlere aktarmaya çalıştılar.